Kanal Dünya ekranlarına hepinize hoş geldiniz. Bugün vatandaşlara yarın bir erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz diye sorular yönelteceğiz. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyun kimden yana olur abi? Vallahi abi kimden yana olur? Yeni gelen parti olur herhalde. Büyük daha önce kime verdik abi? Vallahi 2010'a kadar verdi, AK Parti'ye verdim. İnşallah vermem bir daha, yarın kolum kırılsaydı. Ya abi ya ne oldu? Yeter ya, bu ne zaman abi? Geçinemiyorsun ki. Tek kişi çalışanım, kiradayım. Sıkıntılar büyük. Görüyorsunuz yani. Hani bu kadar zam, bu kadar şey. Ekonomik sıkıntı. Hep eksideyiz. Çektiğinle aldığın bir gitmiyor. Alacağın vereceğin bir değil. Ay sonunu? Ay sonunu getiremiyoruz. Getiremiyorum abi. Hep eksi 1000 lirada. Doğalgaz, faturalar derken 1000 lira faturalar. Yani günümüz şu an itibariyle yetiştirebilen insanlar helal olsun. Başka da diyecek bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş abi? Sevdiğim hemşerim işte onun için. Hemşerim hem de çok seviyor. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu. Başka? Siz abi? Ben bu cumhurbaşkanı hariç tüm adayları ve hepsi vatan evladı. Ben hepsine veririm. Cumhurbaşkanı vermeyeceğim diyorsun abi. Efendim? Bu cumhurbaşkanı hariç diyorsun. Cumhurbaşkanına 83 milyon oyum, hepsi benim olsa vermem. Şimdi... Ya abi hayırdır? Ben bir şey sorabilir miyim? Benim için sor. Ama çok özür dilerim. Şunu biraz... Hangi kanaldan geliyorsunuz? Kanal Dünya abi, YouTube. YouTube'dan. Hani öbür tarafından bir takıntınız var mı yok mu? Kimse eliyorum vallahi. Tamam o zaman. Demedim, hiç kimse eliyorum. Şimdi neden böyle söylüyorum? Şimdi ekonomiyi, şunu bunu hepsini bir tarafa bırakıyorum. Bir şekilde düzeltiriz. Türk milleti güçlüdür. Necip bir millettir. Yalnız Ege'de 12 tane adamımız var. Sayın Başbakanımız Tansu Çiller hanımefendi 2 tane kaya parçası için oraya hareket yaptırdı. Ne ekilir ne dikilir. Ama vatan toprağı. Vatan toprağı gelip de bize gelip hediye edilmedi. Kan dökülerek alındı. Bu vatan evladının hepsi kan döktü. Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı. Her vatan evladının kan parçası var. Kan damlası var, düzeltiyorum. Bu kan damlalarını 12 adamız işgal edildi. İşgal edildi. Ve kimsenin kılı kıpırdatmıyor. O 12 ada satıldı. O 12 ada sattı. 12 adayı sattı. Benim 10 dönüm yerim var. Gelsene oradan bir baraka yap oraya. Kur bakayım. Ben ne diyeceğim? Müdahale edeceğim değil mi? Aynı şekilde siz de. Sizin evinizin, tabirimi hoş görün lütfen. Evinizin 3 oda 1 salonu var. Bir odaya gelip ben yerleşsem ne arıyorsun demez misin? Ama siz eşinizden ve ailenizden gizli derseniz ki abi gel ayda sen bana 500 lira ver aşağı odada otur derseniz siz bana kılınızı kıpırdatamazsınız. Neden? Bedelini ödendim çünkü. O 12 ada satıldı. Tarih bunu yazacak. Onun için bu mevcut AKP Cumhurbaşkanı'na. Bizim Cumhurbaşkanımız değil. Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı olamaz. AKP'nin Cumhurbaşkanı'na 83 milyon oyum olsa bir tanesini vermem. Çünkü mebaldir. Allah akıl vermiş. Oy kullanırken onda mebali var. Onda mebali var. Onda mebali var. Oy kullanırken onda mebali var. Çoluk çocuğumuzun hakkı var. Kul hakkıdır o. Onun için adam gibi kullanmak lazım onu. Selahattin Demirtaş. Ben partici martici değilim. Selahattin Demirtaş. Haksızlığa karşı dur demeyen isterse benim düşmanım olsun fark etmez. Selahattin Demirtaş'ın evraklarını aldılar mı? Aldılar değil mi? Yüksek Seçim Kurulu tamam dedi mi? Dedi. Bu adam seçime girdi mi Cumhurbaşkanı adayı olarak? Girdi. Niye bunu hapse atıyorsun sen? Niye hapse atıyorsun kardeşim? Ona hain, ona vatan haini. AK Partiler vatansever. AK Parti olmayana vatan haini. Vatan haini diyenler aynaya baksınlar. Kim vatan haini görürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyun kimden yana olur? Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğim kesindir o. Hangisi Türkiye'ye faydalı olacaksa, bu açlığı ve bu krizi ortadan kaldıracaksa ben ona vermeyi tercih ederim. Çünkü açlık bayağı bir ilerliyor. Zamlar, her gün zamlarla karşılaşıyoruz.
Ekmek zammı olsun, gıda zammı olsun, geçim derdi sıkıntı olmuş. İnsanlar artık geçim derdinden dolayı kendini öldürüyor. Çoğu ya eviyle huzursuz oluyor, kimse geçinemiyor. Yani açlık gittikçe ilerliyor, yani nasıl olacağını bilmiyorum. O yüzden ben Tayyip Erdoğan'a kesinlikle vermeyeceğim. Vermemişim de vermeyeceğim de. Abi her evin faiz girdi zaten, nasıl huzur olsun ki evde? Allah Azze ve Celle'nin lanet ettiği faizi sokmuş. Bankaya borçlandırdı bizi. Şu anda ödeyemiyoruz. Banka günü iki gün geçtiği zaman hem faiz koyuyor. Yani gerçekten yaşam çok zor olmuş abi. Geçim derdi çok zor olmuş. Kimse evine ekmek götüremiyor. Kimsenin doğru düzgün bir işi yok. Askeri ücret. Askeri ücret çok fazla pahalanmadı. Onun o 200 koyduysa üstüne o kadar da fiyatlara zam geldi. Bu zamdan diyor benim haberim yoktu şu ana kadar. Yeni haberi olmuş. Ama el dağıtmıyor. Şu anda aynı değişen bir şey yok. Peki evine yağ almıyor mu onlar? Evine yağ almıyor mu ki haberi yok? Alıyor ama onun nereden geldiğini bilmiyor. Çünkü parası çok onun. Ben alamıyorum. Ben 5 kilo yağı 80 lira vereceğim. Yani alamıyorum, zorlanıyorum. Yani bir 5 kilo ya 80 milyon yani bunu vicdan kabul etmez. Ama onların vicdanı yok. Vicdan olmadığı için onlar fakir fukaranın derdini bilmiyor. O yüzden abi Allah herkese sağlık, huzur versin. Yani önümüzdeki seçime bakacağız. Kim faydalı olacaksa ona vereceğiz. Abi bir de bir yıl içinde 39 tane cezaevi açılmış. Cezaevleri abi adam zaten cezaevinde çalışıyor. Herhangi bir vukuatı, bir zafer işareti yapan adamı götürüp tutukluyor. Cezaevini doldurmuş insanlar. Yani adam cezaevinden başka bir şey yapmıyor ki. Hani doğu tarafında ben şu anda Vanlıyım aslında. Ben Vanlı bırakmışım buraya gelmişim. Burada geçim derdi oldu, sıkıntı olduğu için gelmişim burada gurbette çalışıyorum. Evim burada. Van'da 3 fabrika olsaydı ben de buraya gelmek istemezdim. Kendi toprağımda kalmak isterdim. Yani bunlar hepsi sıkıntı olan şeyler. Yani sıkıntından dolayı gidip gelemiyoruz daha. Öyle abi, başka sormak istedim. Teşekkür ettin, sağ ol. Ben teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyun kimden yana olur abi? Benim güveneceğim bir adam yok ki ülkede. Evet. O kadar bu ülkeyi bu hale getirdiler. Maalesef. Güven vermiyor ki. Söyleyen sözün arkasında durmuyor. Daha önce kime verdiniz abi? Cumhurbaşkanlığına mı? Meral Akşener'e vermiştik. En son. Yani şu anda bakıyorsunuz kimin kiminle kol kola, kimin vatan diyene arkasını döndüğün zaman bakıyorsun ki olmayacak işlerin içerisinde. Yani şu ülkeyi şöyle söyleyeyim size. Ya alacak, zıplatacak, insanları refah düzeyine getirecek siyasetçi göremiyorum ben. O ona saldırıyor, ona saldırıyor. Yani eski siyasilerde biliyorsunuz bir uslup vardı. Birbirlerini eleştirirken kırmadan dökmeden, biz kavga değil, ülkeyi ferahlatacak kişiler istiyoruz. Cumhurbaşkanının kesinlikle 83 milyon Türk'ü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını yani hiç ayırt etmeden oy vermiş, vermemiş. İşte biliyorsunuz kaşınan bazı şeyler var, işte yok Kürt'tür, Laz'dır. Hayır kardeşim, biz bu ülkenin vatandaşlarıyız ya. Bizim gideceğimiz başka bir ülke yok. Var mı Türkiye'den başka yere giden bir Türk? Kaçan ülkesinden, savunmayan ülkesine. Ama bakıyorsun bir Bulgaristan'da bir ayaklanma oldu, Türkleri buraya geldi. İşte bir İran'da bilmem ne oldu, orası buraya geldi. Bizim vatandaşımız zor durumda ama bizim ülkemiz halen bir başkalarına yardım etmekte. Önce biz evlatlarımıza yardım etmeliyiz. Kapalı bir sürü esnafımız var, zor durumda insanımız var. Bu zorlu bir süreç, dünyada zorlu bir süreç. Bu süreci hep beraber atlamamız gerekir. Yani bizim siyasilerin kavgasına ihtiyacımız yok. Var mı? Yok. Hepimiz kardeşiz. Şu var. Senin benim gibi düşünmen mecburiyetin yok. Seni sevmek zorunda mıyım? Hayır. Sen beni... Hayır. Ama sevmiyorum diye birine hakaret etme hakkına sahip misin? Asla. Tartışırız. İşte bu çam ağacı. Sen dersin ki arkadaş bu kavak. Ya arkadaş etme. Bu çam. Usluplu bir şekilde. Vay sen nasıl buna kavak dersin diye sana yürümem. Sana hakaret etmemi gerektirmez. Ha baktık ki anlamıyorsun. Deriz ki kardeş tamam ya, Allah razı olsun. Sen de kavak kabul et. Ne yapalım yani. Yani bizim bu toplumda, ülkemizde beklentimiz şu. Siyasiler bunları dinleyecekse, özellikle Cumhurbaşkanım. 83 milyonu
Yani bana oy vermedi diye dışlamak değil, kucaklamak olsun. Bütün siyasiler aynı şekilde. Kavgayı bıraksınlar. Zorlu bir süreçten geçiyor ülkemiz. Dünya zorlu bir süreçten. Bu süreci nasıl atlatırız? Ortak kararla. Sen dersin ki ya böyle yapalım. Öbürü der ki böyle yapalım. Ortak nokta bulunsun. Ülke şu anda yani buna ihtiyacı var bence. Kavga ihtiyacı yok. Başka bir şey de söylemek istemiyorum. Saygılar. Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsun? Daha bir daha sorayım ben ona. Var mı hiç aklında biri var mı? Şu anda yok. Şu anda yok. Teşekkür ettim abi, sağ ol. İleriki düzeylerde böyle uslulu siyasetçi görürsem kim olursa olsun ona oyumu veririm. Ama uslulu olacak. Yani ona oy versin vermesin. Ve ülkeyi tarafsız olarak yani ben şu partinin değil veya şu kesimin değil. Bütün ülkenin cumhurbaşkanıyım diye kucaklayacak kimi görürsem ona oy veririm. Hiç sevmediğim bir adam da olsa. Ben sevgiye değil. Topluma hizmete talip olanların arkasında olmak istiyorum. Ama biz millet olarak da şunu yapmalıyız. Tepedekilerin değil. Hani demokrasiden bahsediliyor ya. Bir şeyler daha söyleyeyim bu arada. Demokrasi istiyorsak ilk önce siyasi partilerin kendi içinde demokrasiyi bizler sağlamamız lazım. Nasıl sağlamamız lazım? Çok basit. Şimdi bizim önümüze sevdiğimiz bir parti hiç işe yaramayacak. Birini getiriyor önümüze koyuyor. Sevmediğimiz bir parti de çok iş yapacak, bu ülkeye hizmet edecek birini getiriyor. Ama biz onu gözetmiyoruz. Biz diyoruz ki kardeşim benim siyasi parti liderim kimi koyduysa önüme onu seçeyim de ne olursa olsun değil işte. En büyük hata orada. İnsanlar şunu demeli. Arkadaş bu adam iş yapar. Ben sevmiyorum. Ayrı sevmek zorunda. Bu ülkeye bu hizmet edecekse o adama oy verilmeli. Yani siyasi parti değil. Takım tutmuyoruz biz ya. Takım tutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bakıyorum medyaya, sosyal medyaya bakıyorum. Adam şunu diyor. Benim partim X parti. Kimi koyarsa koysun ben buna oy veririm. Ben o düşünceye katılmıyorum. Yanlış bir düşünce. O zaman yapacağı şu var. Diyecek ki hayır kardeş. Gidecek partisine üye olacak. O seçecek. Tepeden indirmeyecekler. O zaman düzeleceğine inanıyorum ben. Başka türlü düzelmez yani. Teşekkür etmez. Seçim olsa oyun kime olur? Abi gene Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Neden Recep Tayyip Erdoğan'a? Niye diyeceksin? Çünkü şimdi her şey iyiyken iyi de şimdi kötü o zaman kötü mü oluyor? Niye diyeceksin? İnsanlar para bulduğu zaman da bu sefer Tayyip Erdoğan diyordu. Şimdi kriz olduğu zaman hastalığı var biliyorsun yani az çok. Bütün dünya genelinde hastalık var. Ama şimdi sen bunu bir adama bağlayamazsın ki. Bu bir gerçek yani. Şimdi az önce arkadaşa katılmıyorum. Niye diyeceksin? Şimdi burada mesela ben 94'te buraya geldim. Ben buraya geldim bu kadar gelişkin değildi mesela. Yani burası öyle bu cadde öyle bir cadde değildi yani. Arada yine günde bir 10 kişi geçiyordu. Bu kadar kalabalık değildi. O zaman iş sektör yoktu mesela. İş yok, imkanı azdı. Ama AK Parti gelince iş açıldı. Burası güç aldı. Bu sefer insanlar parayı buldu. Parayı bulunca bu zaman ne oluyor? Yanlış anlamıyorum. Adam kumar oynamaya gidiyor. Kırbızda kumar oynamaya gidiyor. En sonra binalara gidiyorlar. İçiyorlar. Para atıyorlardı biraz saçıyorlardı. 2800 lira maaş alan bir asker ücretle gidip binanede yiyip içebiliyor. Para atabiliyor. İçiyor abi adam parlamentoya sigarasını içiyor. Ben çalışıyorum. Ben iş verenim ama ben tatile gitmiyorum ama işçi adam tatile gidiyor. Geliriniz ne kadar abi? Ben gelirim 6-7 bin şu anda. Geçinebiliyoruz değil mi 6 bin? Allah şükür geçinemiyoruz. Ne de geçinemiyoruz. Abi sumuz adıma. Herkes diyor ki 5 saat çalışayım. İşte 5-6 lira maaş alayım. Evimde rahat yatayım. Geçineyim öyle bir şey yok. Çalışacaksın. Adam 40 yaşına gidiyorsa bir saati misal. Niye evine geçinmek için? Ama o da şikayetçi. Geçinemiyorum diyor. Abi geçinmeli bir şey yok abi. Nasıl şimdi yok? Herkes geçiniyor da bakma sen. Kim 2800 maaş alıyor abi? Ben fabrikası olsa abi. Hepsi 4'ten 5'ten aşağı maaş almıyor. Yani şimdi bak fabrika. Dün bir tane arkadaş geldi mesela. Şu anda maaşı 4 bin lira. 2800 hikaye. Ama herkes 4.000, 3.5 maaş alıyor. Şimdi millet diyor ki rahat kazanayım yani. Şimdi herkes öyle bakıyor. Anladın mı abi? Şimdi inançan mı var şimdi? Tayyip Erdoğan olmasa kime vereceksin? Kimse yok ki. Şimdi eğer bu adam giderse, yani Recep Tayyip Erdoğan giderse bu sefer sistem çökecek. Ne çökecek? Çünkü yeni gelen adam belki onu düzenemez. Birden olma çünkü. Bu sefer her yerde çünkü artık öyle bir ele geçirmiş. Nasıl ele geçirmiş? Her yerde adamın lafı geçiyor. Ama şimdi yeni gelen adam yapamaz ki. Mesela İmamoğlu. İstanbul'u kazanan herkes şikayetçi şu anda. Ama AK Parti'de olsa herkes rahattı yine. Nasıl rahattı? Bilet parası mesela şu anda adam diyor ki ben eskiden 2.5 verdim diyor. Şimdi 3.5-4 lira veriyorum. Önü kesildi adamın. Önü kesildi ne olacak?
yapamıyor, hizmet yapamıyor. Kim kesildi? İmamoğlu, evet, evet, kesinlikle. Kesildi çünkü ama AK Parti olduğu zaman ne oluyor? Daha rahat, ucuz gidiyor adam. Kesen kimler abi? Ya önü kesen kim işte? Mesela diyelim Recep Tepe'den kesti diye misal diyorlar ya, mesela kesti diyor ya. Şimdi eskiden mesela diyelim... Ama kesti yani. Ya kesildi yani şu anda. Niye kesildi? Çünkü AK Parti kazanmadığı için kesildi. Ha kazansaydı iyi olacaktı mesela. Bu kadar zam olmazdı. Önünüzde kesmeyecektik o zaman. Evet, önünüzde kesilmeyecekti çünkü. Öyle bir sistem var. Şimdi mesela Melih Gökçe orada alması yanlış yaptı. Nasıl yanlış yaptı? Ama diyor ya, halk şimdi yanlışı da var. Ben değil miyken İlham Tayyip Erdoğan iyi. Şimdi mesela Melih Gökçe çekti orada, halk ne dedi? Sen bizim demek ilerimizi istemiyorsun. Hani diyor halk getirir, halk götürür. Bırak onu biz karar verelim. Ne oldu bu sefer? Orada kaybetti. İstanbul'da aynısını yaptı. Oradan da kaybetti. Şimdi halk getirmez, halk götürecek. Peki bu seçimde 2023 seçimlerinde kaybeder mi sence Tayyip Erdoğan? Vallahi abi ben nasıl diyeyim sana şimdi? Belli olmaz şimdi. Ya. Şimdi bu bir maratondur. Yani iyi rakip yok. Ha, Allah rahmet eylesin. Mesut Yüce olsaydı ben dedim ki forayım, ona verirdim abi. Bana ona verirdim. Ama şu anda AK Parti olduğu için mecbur AK Parti'ye veririz. Mecbur veririz abi. Niye vermedim mi? Olmuyor bu sefer. Bu sefer ne oluyor? Cepteykine oluyoruz. Anladın mı? Mecbur veririz. Kitle öyle olmuş. Peki mesela abi Amerika 5 yılda bir değiştiriyor yöneticisini. Evet. Biz niye değiştirmiyoruz 5 yılda bir yani? Abi burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada öyle hemen birden değiştiremiyorsun. Ama Amerika diyorsun bak. Ne güzel bir şey. Alıştığımızı tutuyoruz, bırakmıyoruz. Tuturduk. Ya bir de şöyle de sistem öyle kurulmuş. Yani değiştiremiyorsun. Yanlış anlama şimdi bugün ya hastalıkta var. Yani çok hastalıkta var. Hani desek yok yalan olur. Bu sefer yani vicdan azabı çekeriz ama gerçekten haksızlık var. Yani biz duyuyoruz öyle şeyler, görüyoruz mesela. Bir mesela ben kendim AK Partiliyim. Yani yıllardan beri AK Parti oy veririm. Üveydim de mesela. Ha. Bir belediye mesela AK Parti'nin ilçe başkanı bir emet müdürü kadar yetkilisi var. Emet müdürü kadar yetkisi var diyorsun. Tabii emet yani adamı gönderebilir. Bizi çözüyor zaten. Adam yok, adamı gönderir mesela. Yani bugün diyelim emet müdürü burada istemezse gönderir. Ama bu haksızlık mesela. Ben bunu biliyorum ama vicdan insan rahatsız oluyor gerçekten. Hani bugün o bir normal vatandaş gibi olması lazım ama Mehmet Medya'yla aynı seviyede. Mesela okuyan bir çocuk, o kadar çalışan bir çocuk belli tabii, bir yere gelemiyor tabii, tabii, ama... O kadar, belki o annesi babası çiftçi de ona o kadar masraf yapmıştır, o kadar yani yememiş, içmemiş, ona yedirmiştir. Ama işte bir yanlış ama bugün adam gelip başkan oluyor ama onda yetkisi, onun kadar yetkisi oluyor. Hani adam zenginlikle geliyor, onun yetkisi kadar onu alıyor. O adam boşuna okumuş yani, diğer mesela 20 sene okumuş ama boşa gitmiş 20 sene. Hani iyi biri gelirse, mesela şu anda Davutoğlu değil de Ali Babacan belki biraz zorlar. Yani zorlar. O da hani AK Parti içine gelmiş ama şimdi millet bu sefer de diyor ki yani şimdi AK Parti çoğu diyor ki şimdi hani madem böyle kötüyse niye o zaman bırakmadın, şimdi bıraktın. Şimdi bu sefer millet onda şikayetçi mesela. Yani şimdi, hani mesela, şimdi parti kötülüyor ya işte AK Parti işte haksızlık yaptı. Bu sefer halk diyor ki hani madem öyleyse oradan kendine söylemiyordun. Şimdi hani mahfetler bitti. Bu sefer adamı kötülüyorsun gibi. Şimdi o da var yani. Bir şey diyemiyorsun.